3. sınıflar matematik dersimize hoş geldiniz. 3 basamaklı doğal sayılar konusunu öğreneceğiz. Yazdıklarımı okuyalım birlikte. 2 basamaklı en büyük sayı. 2 basamak dediği için 2 nokta yaptım. En büyüğü istediği için rakamlarımızdan en büyüğü hangisiyse onları yazıyorum. Çünkü rakamları farklı dememiş. 9 en büyük rakamımız olduğu için yazdık. 2 basamaklı en büyük sayı 99. 2 basamaklı en büyük sayıya 1 eklersek ne yapar çocuklar? Yani 99'dan sonra bir adım ileri gideceğiz. 100'e ulaşırız değil mi? 100 sayısı da 3 basamaklı en küçük sayıdır. 3 basamaklı en büyük sayıyı bulmak için 3 tane nokta yaptım. Rakamları farklı dememiş. Bu yüzden her bir basamağa 9 yazabiliriz. 3 basamaklı en büyük sayımız 999. 3 basamaklı sayıların okunuşunu yazacağız. 2 basamaklı sayıların nasıl okunduğunu biliyoruz. 3. basamakta yüzler basamağı oluyor. Önce yüzler basamağından başlıyoruz. Burada bir tane yüzlük var. Sadece 100 diye okuyoruz ve kelimeler arasında boşluk bırakmaya dikkat edeceğiz. Diğer 2 sayımızı zaten okumayı 2. sınıfta öğrenmiştik. 35. Bakın boşluk bırakarak yazdık kelimeler arasında. Diğerine bakıyoruz. Yüzler basamağında 7 var. Önce 7 yazıyoruz. Burası yüzlükler olduğu için 7, 100 yazdık. Kalan 2 sayının nasıl okunduğunu biliyoruz. 9. 3. sayı için yüzler basamağında 8 var. 8 yazdık. 100. Boşluk bıraktıktan sonra 2 sayının nasıl okunduğunu biliyoruz. 40. Son sayıya bakalım birlikte. 9 var ve 100 diye yazıyoruz. Çünkü burası yüzlükler. Kalan 2 sayıya bakıyoruz. 0, 1. 0, 1'i biz nasıl okuyoruz? 1 şeklinde okuyoruz. Okunuşu verilen sayıları yazalım. Okuduğumuz zaman 404, 240, 560, 332. Yani yüzler basamağı olan sayılar. 3 basamaklı sayı olduğunu anlıyoruz. 3 tane nokta yapabiliriz. İkinci olarak da 100 yazan yerden çizgi yaparak ayırabiliriz. Diğerlerini de ayırdım. Şimdi çizginin sol tarafını yazacağız önce. 400 yazıyor değil mi? Yani yüzler basamağında ne varmış? 4 rakamı varmış. Çizginin bu tarafını yazdık. Sağ tarafına bakalım. 4 yazıyor sadece. 4. Onlar basamağına mı yazılacak, birliklere mi? 4 birler basamağıdır. Bu durumda onluklarının 0 olduğunu anlıyoruz. Diğerine bakalım. Yine 3 tane nokta yapabiliriz. 3 basamaktan oluşuyor çünkü. Çizginin sol tarafına baktığımızda 200 diyor. Yani yüzlüklerinde 2 var demek istiyor. 40. 40'ın nasıl yazıldığını biliyoruz. Birlikleri 0 demek. 500 için yüzler basamağına 5 yazıyoruz. 60. 60'ın nasıl yazıldığını biliyoruz. Birlikler 0. 332. 3 tane basamağı yapıyoruz. 300 denilmiş. Yani yüzler basamağına 3 yazılacak. 32'nin nasıl yazıldığını 2. sınıftan biliyoruz. 32. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.